Yeniden Diriliş Kolejleri eğitim rehberini sunar. Efendim selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim Rehberi programında 4. bölümde sizlerle beraberiz. Sizi bize kavuşturan Mevlamıza hamdü senalar olsun. Dile kolay, gerçekten 4 bölüm geride kaldı. Amacımız programımızın ilk dakikalarında, birinci programda söylediğimiz gibi yeni şeyler kazandırabilmek ve eğitim hayatında gerek öğrencimize, evladımıza, gerek anne babalara bir şeyler verebilmekti. Bunları konuşuyorduk. Bu katılımlar bizi çok mutlu etti. Programa geri dönüşler de mutlu etti. Biz de bu programı sürdürmeyi ve bugün sizlerle olmaya karar verdik. Bizleri yalnız bırakmayan hem sizlere teşekkür ediyorum ve işi gücü yoğun olduğu halde bize değerli vaktini veren Yeniden Diriliş Kolejleri'nin eğitim koordinatörü Abdurrahman Demir hocamıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz böyle, inşallah. Teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun. Amin. Böyle güzel, böyle önemli bir programa bizi konuk ettiğiniz için ben aslında teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Gerçekten Rabbim dediğiniz gibi önemli bir program. Hocam biz zamanı hep yanlış kullanıyoruz. Önem vermemiz gerekenlere önem vermiyoruz. Önemsizlere çok fazla vakit harcıyoruz. Ve sürekli hızlı bir dönüş var. Gerek sosyal medyada, şurada burada, farklı sanal gündemler oluyor. Bu eğitim mevzuları pek sanki önemsizmiş gibi görülüyor. Evet, ama maalesef. Elhamdülillah sizin de vesilenizle bu yayınları izleyen kardeşlerimiz artık gerçek gündemi, yani geleceğimizi, eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olacaklar. Şimdi 3 bölüm yaptık. Bu 3 bölümle ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapsak, sizin olmazsa olmazlarınız var, onları da soracağım. Mesela etkili eğitim sistemleri, yine not aldım. Hafızlık eğitimi ve akademik eğitim nasıl beraber gider mi, bunları konuştuk. Ailede sorumluluk nelerdir? Mesela ders, ödev konularında neler yapılabilir, bunları konuştuk. Ama dikkat ettiğim bir şey var, sürekli sizin üzerinde durduğunuz konu, öğrenciye bir sorumluluk kazandırmak. Kesinlikle. Yani dengesiz bir şekilde, oğlum, kızım, sen üzülme, ben senin yerine şunu yaparım, bunu yaparım diyen bir ebeveyn de istemiyorsunuz. Bağıran, çağıran, kişiliğine zararlar veren bir şey de istemiyorsunuz. Bu sorumluluk projesini kısaca bir tekrar değinebilir misiniz? Teşekkür ediyorum önce, soru önemli. Şimdi burada aslında mesele, derdimiz şu, işi kökünden halletmek. Nasıl kökünden halletmek? Hı hı. Biz bunu öğrencimize balık tutup vermek yerine balık tutmayı öğretmek olarak formüle ediyoruz. Hı hı. Anne babayız. Bu çocuğu hayata hazırlayacağız. Hem dünyasını hem uhrevi hayatını, hı hı, düşünmek zorundayız. Şimdi eğer balık tutmak örneğini bunun için veriyorum. Yapması gerekenleri her gün sizin takibinizle yapıyorsa, ya sizin kızmanızda, ya tavır koymanızda, ya sizin şeyinizde yapıyorsa bu ne demektir? Hemen 2-2-4'ü yapalım. Siz olmazsanız yapmayacak demektir. Evet. Ve anne babanın evladı üzerinde gücü de bellidir. Her gün çocuğu aynı şeyleri zorladınız, zorlamayalım demiyorum. Elbette belli şeyler zorlanmalı, o ayrı. Yani takip edilmeli, evet, diyorum. Ama İlişkinizde dejenere olacaktır. Ben bunu hayali söylemiyorum, istatistik verilerle söylüyorum. Yaşanmış, değil mi? Daha önceki, evet, programlarda söyledim. Maalesef şimdi Türkiye ortalamasını söylüyorum size. Ben Kur'an kurslarında da hocalık yaptım, milli eğitimde de öğretmenlik, hı-hı, müdür yardımcılığı, müdürlük, özel okulda da çalıştım, Arapça medresevari yerlerde de görev yaptım. Güneydoğu'da da, İstanbul'da da, biraz kırsal kesimde de, İşte maddi imkanları, geliri, hmm, yüksek olan yerlerde de yaptım. Şu süreç yaşanıyor. Aileler de, babalar bu işten genelde uzak. Maalesef. Anneler takip ediyor. Annelerimiz takip ediyor. Anneler bir iki de çok hırslı.
3 ve 4'te düşüyor, 5-6'da yapamadığını görüyor. 7 ve 8 liseye gelince tamam, artık çocuğu kendi haline bırakıyor. Burada şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. Ben aynı zamanda her yaptığımız, her sunduğumuz projeyi bir veli olarak da bakmaya çalışıyorum. Aynı zamanda babasınız, evlatlarınız var, eğitimcisiniz. Evet. Kesinlikle burada her anlattığımızı bir veli olarak ben uygulayabiliyor muyum? Ve kendi oranımı da değerlendirmiyorum. Çünkü velimize, seyircimize göre benim avantajım daha yüksek. Hı hı. Çünkü ben bir bu süreçleri bilen İşin vesaire, içerisinde derler. Evet. Ha, kendimi olarak yapmıyoruz. Ortalama bu işi dert edinen, günün 10-15 dakikasını ayırabilen her insan bu süreçten verimli, başarılı çıkabilir. İmkansız değil diyorsunuz. Değil. 10-15 dakika. Fazla zaman demiyorum. 10-15 dakika. Bu hocam budur. Sadece sen test ettin ama hayatın realitesi budur diye değildir diyebilir velimiz. Evet. Şunu iddialı söylemek isterim. Biz bunu yaklaşık 700 öğrencimizde uyguluyoruz ve verim alıyoruz kesinlikle. Konseptimiz de şuydu, seyircilerimize hatırlatmak isterim. Mutlu ve başarılı çocuk ya da başarılı ve mutlu çocuk. Hem başarı hem mutluluk. İkisi bir arada olmasını çok önemsiyoruz. Yine geçmiş programlardan bir tanesi, insana özel, yani öğrenciye özel bir sistemden bahsettiniz ve bunu uyguladığınızı şu andaki kurumunuzda ve başarılı olduğunuzu söylemiştiniz. Bunu da biraz değinmiş olalım. Şimdi çok önemli, biraz ülke olarak, millet olarak denge, orta yolu bulamama sorunumuz var. Halbuki ayette, Estağfirullah, ve cennâküm ümmeten vesatan denir. Biz sizi Rabbimiz orta yol olarak. Şimdi bu konu eğitimle ilgili olanlar çok iyi bilirler. Montessori eğitim modeli ülkemizde moda oldu. Nedir hocam senedir. O? Öğrencinin her işinde kendine özel. Şimdi bu özellik çok abartılınca yürümedi. Niye yürümedi? Çünkü hayat böyle bir şey değil. Her alanda size özel. Yani bizim çocuğumuz kral olmayacak. Bizim çocuğumuz bir şey olmayacak. Ve bizim özel olduğumuz kadar genel alanlarımız da var. Paylaşmayı bilmemiz lazım. Buradan yüründü ve bu gerçekçi değildi. Bu şuna mı benzedi hocam? Şimdi özgüven çok güzel derler ama aşırı özgüven kibir olur. Tabii. Bu da ona dönmüş kesinlikle galiba. Kesinlikle. Evet. İşte öğrencinin her şeyini ona özel yapalım. Tamam. Bir, yapması zor. Ailenin bunu karşılaması zor. İki, eğitim öğrenci hayata hazırlamak demektir. Hayatta çalıştığı iş yerinde her şey ona özel olmayacak. İmtihanlar olacak değil mi? Tabii ki. Başına gelenler şeyi olacak. Getirdi. Şimdi burada ama bu özelliği yine bizim peygamberi metot. Montessori'nin de uyguladığından aldık. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Olmazsa olmazları mecburen öğrenciye özel yapılması lazım. Yapmak zorundayız. O kırmızı çizgilerden uygulanması gerekenler mutlaka olmalı diyorsunuz. Olmalı. Bunu belki soracaksınız, hızlıca bahsedeceğiz. Çünkü sünnetullah budur. Her aile, her veli, her eğitici, her öğretmen görmesi lazım. Her çocuk ayrı bir dünya. Eğer daha önceki programlarda verdiğim örneği müsaadenizle bir daha vermek isterim. Buyurunuz. Fili, maymunu, işte balığı, kuşu aynı tip yarışa sokarsanız o yarışta birileri hep kazanacak, birileri hep kaybedecektir. Şimdi yüzme yarışına sokarsak ne olmuştur? Balık hep kazanır. Adaletsizlik var ortada derler, değil mi? Şimdi bu özelliğin zirvesini ister kabul etsinler, ister etmesinler. Atalarımız Osmanlı yapmıştır. Çok önemli, önemine binaen söylemeye çalışıyorum. Şu söylenir işte medreselerde, burada balık uçmaya, kuş yüzmeye zorlanmaz denir. Ama bir ilave yapmak istiyorum. Bizim eğitim metodumuz rahle-i tedrisattı. Rahle-i tedrisat nedir biliyor musunuz? Öğrenci rahlesiyle gelir hocasının önüne, birebir eğitim alır. Eyvallah. Bu işin zirvesini atalarımız yapmış. Birebir eğitim ne demek? Matematik anlatacaksa hoca, öğrenci çok zekiyse ona 5 dakikada anlatır. Öğrenci biraz daha geç anlıyorsa ona 20 dakikada anlatır. Ona zirvesini özel. Atalarımız yapmış. Bu dönemde bunu yapmak mümkün değil. Basit bir bunun bunu kanıtlayacak bir örnek vereyim. Koca Fatih medreselerinde 90 öğrenci vardı. O Fatih Camii'nin etrafı biliyorsunuz şu anda kullanılan eğitim çoğunluğu 3'te 2'sinden fazlası medreseydi. 90 öğrenci vardı. Niye? Birebir eğitim vardı. Ama bu dönemde bunu uygulamak mümkün değil.
Ama mümkün değil de dengesiz gitmemek lazım. Biz bunu çok önemsiyoruz. Her öğrenciye yapabileceği kadar sorumluluk, ödev, güç vermek lazım. Çünkü gücünün üzerinde verdiğiniz şeyi yapmayacaktır, yapamayacaktır. Bir üstünü söyleyeyim, yaptırmaya anne baba olarak bizim gücümüz de yetmeyecektir. Güzel dinimiz dahi hocam, Kerim olan kitabımızda da geçiyor, aşırısının yüklenmediği, istenmediği, evet, taşıyabileceği kadarının verildiği. Nenelerimizin çok güzel bir tabiri var, izleyenlerimiz de bilirler. Evladım der, Allah dağına göre kar yağdırır. Çok güzel. Yani şimdi o dediğiniz yere geliyoruz. Yani çok fazla yüklendiğimiz zaman da bu sefer ezilme riski var kesinlikle, evlatlarımızın. Evet. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Burada aslında şimdi belki bazen tekrar gibi olacak. Böyle programlar genelde şunun için yapılır İbrahim Bey, değerli abim. İşte program, konuk, şatafatlı, olağanüstü şeyler söyler. Kimsenin bilmediği şeyleri söyler ve programa şey katar. Bizim derdimiz, velimize, seyircimize yeter ki fazlalı, faydalı olalım. Yeah. Dürüstlük bizim İslami ve insani görevimiz. Yeni bir şey icat etmiş değiliz. Ben burada insanlar hiç kimsenin bilmediği yeni bir şeyler söylemiyorum. Sadece şunu yapıyoruz. Gerek Batı'nın edindiği eğitimle ilgili güzel kazanımlar var, pedagojik veriler var. Bunları alıyoruz. Bizim İslami olan, Kur'an'dan, sünnetten, atalarımızdan aldığımız verileri harmanlıyoruz. Bize uygun olmayanları eliyoruz, uygun olanlarla devam ediyoruz. Eyvallah. Mesela Batı'da ne var? Enaniyet önemlidir. Her şey sana hizmet edecek. Bütün yani kapitalist ruhun şeyi budur. Sistemi nasıl kuruyor? En üste sen çık. Çıkarken herkesi ez, herkesi şimdi başarı için getir. Her şey mübah deniyor mesela. Yani, sen yeter ki başarılı ol. Yani şimdi bu başarıyı getirir ama olur mu? Olmaz. Neleri götürür? Neleri götürür? Evet. Doktoru yaparsınız ama hastanın kurtaran değil, hangi doktor oluşur? Evet. Organ çalan doktora dönüşür. O zaman neyi, ne kadar alacağımız önemli değil mi hocam? Tabii. Yani? Biz bu harmanlamayı yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Ve oradan da faydalanıyoruz. Maalesef ülkemizde yine bir dengesizlik var. Bir bölüm Batı'nın her şeyi kutsal gibi bize alıyor. Evet. Bir bölüm de Batı'da ne üretmişse almamaya çalışıyor. Evet. Orada da bir dengesizlik var. Aslında iyi şimdi, ve güzel olanları almak lazım. Tabii telefonunu kullanırken, arabasını kullanırken i̇yi. Normalde adam eğitimle ilgili verdiği veriler, önemli şeyler var. Bunlardan da aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine de geçer. İlime çok değer verilmesi gerektiği, Çin'de de olsa alınması gerekiyor kesinlikle, yani ilmi. Kesinlikle. Hocam kesinlikle. Bununla ilgili bir de geçen programlara atıf yaptık ya, hemen yeni bir şeyle devam edelim. Bunlara zaten yine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kan yerinde durmuyor, akıyor. Ve gençlikte de çok hızlı bir şekilde bu devran oluyor. Dolayısıyla o enerjinin, o gencin üzerindeki bu sorumluluklarla beraber bir de vücudundan gelen o enerji patlamasını bir şekilde de bir yerde kanalize etmesi lazım. Rahatlatması, deşarj olması lazım. Spordan bahsediyorum. Yani fiziksel hareketlerin, rehabilitasyonun olması gerekiyor. Bununla ilgili siz çok önem verdiğinizi söylemiştiniz. Çünkü ruh sağlığının, beden sağlığının da iyi olması lazım. Bunun yani sporun bu eğitim içerisindeki önemi nedir ve siz kurum olarak buna neler katıyorsunuz? Müsaadenizle spora sanatı da koymak buyurun, istiyorum. Buyurun, elbette. Şimdi şunu kabul etmek lazım. Özellikle anaokulunda, ilkokulunda bu bizde ilkedir. Oyun oynamak da bir şeydir, derstir bizim için. Yani çocuğun oyun oynamasını sağlamayı da ders kadar önemseriz. Ya boş vakit diye algılanmıyor. Tabii ki. Ona bir ders olarak bakılıyor. Bu da bir derstir. Yani ödevdir, yükümlülüktür. Yapılması gereken. Diye. Matematik nasılsa bu da böyledir. Diğer alan ortaokulda da lisede de budur. Sosyal aktivite dediğimiz. Bir kere şunu, bu bir ama bu kişiye özelliğin zirve yaptığı noktadır. Mesela ben, müzik diyorlar, biz musiki diyelim. Bunda belli bir altyapı herkese verilebilir. Ama herkese mecbur belli bir müziği zorlamak, bu da sıkıntıdır. Niye sıkıntıdır? Sorundur. Benim yeteneğim yok, ilgim yoksa siz bana bir şarkıyı, tam belli notaları öğretebilirsiniz ama üstünü öğretemezsiniz. Bir parantez açalım hocam, çok kısa bununla alakalı. Birebir yaşanan bir şey.
Belki kardeşlerimiz, izleyenlerimiz arasında bunları yaşayanlar vardır. Siz bir eğitimci olarak da şaşırabilirsiniz. Benim mesela 5 üzerinden zorla 2 ile kurulla geçtim müzikten. Diğer evet, derslerim evet. 4-5'ti mesela. Evet. Yakinen biliyorum yani. Evet. İstiklal Marşı'nı söylemem isteniyordu. Sesten mi artık bilmiyorum bir sorun evet. vardı. Bir türlü o tonlamayı yapamıyordum mesela. Az önce bahsettiğiniz yere geldik. Evet. Şimdi tam yani. Aslında Montessori denilen, işte bizim peygamberi metot dediğimiz metodun devreye girmesi nokta bu. Bu sanatsa, sporsa, hı. İbrahim Bey neyi seviyorsa o alanla ilgili çalışmak evet. lazım. Sanatta mesela yeteneklisiniz, sesiniz güzel, siz musikiye yönelirsiniz. Hı hı. Birinin eli kalemi güzeldir, o hat yapar, ebru yani. Yapar, evet. kara kalem çalışır. İşte haram olmayan minyatürler olabilir. Yeteneği var, öbürünün işte voleybol oynar, basketbol oynar. Evet. Biz bu alanda okulda şunu çok önemsiyoruz, kulüp tarzı diyoruz. Ne demek? İstekli, yetenekli öğrencileri aynı araya getirip ve bunu da ders gibi önemsiyoruz, hı-hı. takip ediyoruz ve kesinlikle tavsiye de ediyoruz. Mesela yüzme. Adam yüzmekten hoşlanmıyor, tamam belli bir yüzmeyi öğrenmek sünnettir. Evet. Hepsine yüzmek yerine futbolu seveni, futbolla yüzmeyi seveni, yüzmeyi de bir araya getirmek lazım. Bu tercihleri sunabilmek de lazım evet. değil mi? Montessori'nin zirvesi egoya götürüyor, kibre götürüyor. Evet. Herkes ona hizmet ama peygamberi metot dediğimiz ortası işte bu. Kişiye özel. Sevdiği ve yapabildiği. Hı hı. Şimdi ben de müzikte yani el göz koordinasyonumda hı hı. sıkıntım var. O ritmi tutamıyordum bir türlü hı hı. mesela. Şimdi benim yapabildiğim alana yönlendirilmem lazım. Hı hı. Hedefimiz şu, her öğrencimiz meslek olarak sürdürülebilirse ayrı. Onlar istisna diyorum. Hı hı. Onun dışında her öğrencimiz hayatı boyunca yapabileceği, bir hobi olarak kullanabileceği bir spor, hı hı. en azından bir spor, en azından bir sanat alanında hı hı. belli bir yere ulaşmış olsun. Hatta illa olağanüstü yazabilenler çıkarsa ne güzel. Hı hı. Ama en azından sakinleşmek, hı hı. dinginleşmek vesaire için yapabileceği bir şey olsun. Evet. Çünkü bunları yapmazsanız hayat boşluk kabul etmiyor çocuk o zaman. Sanalını yapıyor, aynen. teknolojiye yöneliyor. Bu alanı açmak zorundayız. İddialı söylüyorum, İslami ortamlarımızda bile, medreselerde bile çocuk telefonla eve geldiği zaman, bulduğu zaman namazda bile namaz saati bile kalkmakta zorlanabiliyoruz. Hocam çok güzel bir örnek var. Bugün bilim dünyasında da bu sıklıkla geçiyor davranış bilimlerinde. Efendim bir bardak düşünün. Bu bardağın yarısı doludur, boştur diye bir tabir kullanılır ya, şimdi evet. yeni bir şey ortaya çıkardılar. Çok da aslında güzel bir örnek oluyor. Hiçbir şey boşluk kabul etmiyor. Hiç şimdi mi? Bir bardağın yarısı doluysa, yarısı boş ya, bardağın kendisi boşsa da oraya hava doluyor. Kesinlikle. Bu şu örnek için kullanılıyor genelde. Siz az önce izah buyurduğunuz gibi ilgilenmezseniz, o şeyi boş bırakırsanız mutlaka birileri dolduracak orayı. Siz spor yaptırmazsanız veya sanata yönlendirmezseniz o başka şeylere yönelecek. Allah korusun terör faaliyetlerine, fuhuşla ilgili yerlere veya birçok sıkıntılara gidecek. O yüzden dediniz ki spor lazım, sanat da bunun yanında lazım. Ama illaki herkese bunu bir yaptırım uygularmış gibi herkese aynı sporu yapmamak lazım diyorsunuz. Spor lazım ama evet. mesela voleybol, herkes voleybol oynayacak. Hı-hı. İşte bu işin sünnetullahı bozuyor, fıtratı evet. bozuyor. Onu demek mutlaka istiyorum. Bir sınırı, bir dengesi yani, olması lazım. Voleybol oynayabilen, evet. voleybol, futbol oynayabilen, futbol, basketi sevene basket, hı. okçuluğu sevene okçuluk. İşte burada ayrım evet. karaktere göre. Bir de tabii bazen de ne oluyor hocam? Dehalar çıkıyor. Evet. Veya bir musiki de işte sanat faaliyetlerinde çok yetenekli çocuklar oluyor. Onlar da istediği gibi o yönde evet. gitsinler. Onun önünü açmak lazım. Açmak lazım. Yeter ki ahlaki kriterleri de önemsizsinler. Şimdi biz bugünkü programımızda hem biraz daha geçmişle ilgili, diğer programlarla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Ben bir WhatsApp hattımız var demiştim. Aynı zamanda telefon olarak da kullanılabiliyor. 0553 125 28 90 nedir bu telefon numarası? Eğitimle ilgili sorularınız, anne babalar veya talebeyseniz artık belki aşamadığınız sorunlar vardır. Onlarla ilgili mutlaka sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattıdır.
telefonda açıp öğrenebilirsiniz. Ve şimdi çok güzel şeyler anlatırken Abdurrahman Bey geldik yine bugünün bam teline tabiri caizse. Çok önemli bilgiler veriliyor. Eğitimde yapılması gerekenler, anneye babaya düşenler, okulun yapması gerekenler bunları anlattınız. Siz de bir anne babadan dünyaya geldiniz, bir ebeveynsiniz, eğitimle ilgili çalışıyorsunuz ve öğrenciydiniz zamanında. Hem size bir baba olarak, bir evlat olarak, bir eğitimci olarak bunu sormak istiyorum. Efendim, sizin anlattıklarınızı biz uygulamaya çalıştık evladımıza. Oğlum, hadi ders çalış, 15 dakika çalış, aferin şu ödül sana. Birçok anlattığınız her şeyi uyguladığımız halde çocuk bize cevap vermiyorsa, bütün elimizden geleni yaptık. Bu konuda ne yapmamız lazım? Onu da konuşalım mı? Hazır Eğitim Rehberi programımızın ismi. Bu konuda anne babalar ne yapacak? İyi anlatıyorsunuz ama olmuyorsa ne yapmam lazım diye. Evet. Bir de onu konuşalım mı? Şimdi bu işin bir uzman yardımı dediğimiz boyutu olma boyutu ayrı. Evet. Ama ben yine sahada tecrübeyle söylüyorum. Tecrübe, yani sahada yaşadıklarımızdan, sorunlardan çıkarak söylüyorum. Birçok çocuk okulu sevmiyor. Ders yapmayı sevmiyor. Okula gitmek istemiyor. Hocam sen anlatıyorsun ama onu yaptım olmadı. Bunu yaptım olmadı. Çocuk her gün akşam evde şey yaşıyoruz. Akşam saati gelince çocukla bir koşturmaca, kavga. Emin olun belli bir zaman sonra çocuk onu yaşamayı da öğreniyor. O olmayınca da olmuyor. Bu bir karaktere dönüşüyor çünkü. Evet. Bu da ayrı bir psikolojik üzerinde ilgilenmesi gereken realitedir. Burada bir şey yanlış yapılıyor. Kesinlikle budur. Bir kere ben bir anne olarak, kendimi empati olarak, empati yapıp bir anne baba yerine koyuyorum. Bir kere süreci bir durdurması lazım. Elbette olumlu yaptığı şeyler olabilir. Eline kağıt kalem alıp yazması lazım. Burada neyi doğru yapıyorum? Neyi yanlış yapıyorum? Kendi kendini check etsin. Burada bir öz eleştiri de tabii, devreye kesinlikle giriyor değil mi? Onu söylemeyebilir, gizli tutabilir. Birinci aşama şunu söylemek istiyorum. Ya hocam güzel şeyler anlatıyorsun. Sen de anlattın, bir sürü yerden de dinliyorum. Kişisel gelişimciler var, şu var. Olmadı ama bir yer, olmuyor. Evet. Burada çocuğumuz ya gerçekten bir uzmandan destek almalı, psikolog dediğimiz vesaire. Ama bunlar çok düşük bu ölçektedir. Aslında biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Anne baba olarak bir şeyi yanlış yapıyoruz. Onu bulmak için benim birinci tavsiyem, acizane fikrim, bir kağıt kalemi eline alıp ne yaptığını bir yazsın. Bir kere velimiz kendi kendini check etsin, yani kontrol etsin. Bence bu doğru, bence bu yanlış. Bir durum tespiti ama yani. Ama lütfen burada dürüst olsun. Kendimize dürüst olalım. Ya biz kendimize yalan, o anlamda demiyorum. Kendimizi temize çekmeye gerek yok. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Burada belki tekrar olacak ama en uygulanabilir şey basit ve kolay olaydır. Bu İslami bir metottur. Ama bir gün Google niye tutmuştur? Microsoft niye tutmuştur? Ya da tutan telefonlar niye tutmuştur? En büyük özelliği kolay ve basit olmasıdır. Evet. Bir sürü şeyler söylenebilir. Ama bizim bu yaklaşık 700 öğrencide uyguladığımız sorumluluk bilinci kazandırma projesi çok iddialı ama hazırlanırken bu ilkeyi kesinlikle ana kural koyduk. Kolay ve basit uygulama. Bir, ne yapacak? Velimiz ne yapacak? Velimize ısrarla şunu söylüyoruz. Bir, sayın veli, önce kendini bir tek et. İki, evladımızı bir ne yap? Keşfet. Benim çocuğum nasıl bir çocuk? Neyi keşfedeyim? Nelerden hoşlanıyor? Çok zeki mi? Çok hızlı mı öğreniyor? Ders çalışma şeyi ne? Nedir? İlgisi, alakası, İlgisi, performansı. Yani günde ne kadar verimli ders çalışabilir? Bunlar şimdi hocam, geçen sefer de söyledin. Ya budur zaten mesele. Ondan sonra sevdiği alanlar ne? Bunları bir keşfet. Bu çok önemlidir. Keşfettik mi? Bu keşfederken destek de alsınlar. Bize de gelebilirler. Başka yerden de, babayla da. Çocuğu bir öğrenelim. Evet. Ya şimdi maalesef burada bir yanlış. En büyük sıkıntı burada başlıyor. Bir makine alıyoruz, kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Eyvallah. Çocuğun şeyi ne, durumu ne? Bunu bir öğrenelim. Çok yüksek miktarda yapılan hata olduğu için bir daha söylüyorum.
kendimizi kandırmayıp benim çocuğum çok zeki deyip oradan yürümeyelim. Veya başkasıyla bir mukayese de yanlış tabii, değil mi hocam? Tabii. Onun oğlu böyle, bunun kızı böyle tabii. deyip de. Mesela onu evet. değerlendirmeden söyleyeceğim mesela. Evet. Velimiz birinci aşama. Eğer şeyde bunu altyazı olarak geçilirse çok da güzel olur. Keşif süresi, keşif. Benim çocuğum nasıl birisi? Hemen evet. devam ediyorum. Zamanımızın da sonu geliyor. Evladımızın kapasitesi, yeteneği, ders çalışma süreci ne? Bunu bir öğrendik mi? Tamam, benim öğrencim bu. Bu bir, bu yetmiyor. Keşfettik. İkinci aşama, çocuğun bu kapasitesi, yeteneğine göre iş, ödev, yükümlülük almasını sağlamak. Bu çocuk, bak mesela biz bunu çok basit söylüyorum. Bu çocuk ne kadar ders çalışabilir günlük? 20 dakika. Lütfen okula gidelim, öğretmeniyle pazarlık edelim, kavga edelim. O çocuğumuza 20 dakikalık ödev veririz. Şimdi ne yapmış olduk? Çocuğu öğrendik. Yani bu basitleştirirse, bir, bu öğrenci kaç kilo yük taşıyabiliyor? 10 kilo. 10 kiloluk yükü de mi yükledik? Tamam, iki aşama doğru. Üçüncü aşama, burada takip edelim süreci. Doğru götürüyor mu, götürmüyor mu? Bu takip süreci çok önemli. Burada aslında söylemek istenilen, söylemek istediğim çok farklı noktalar var. Bu takip sürecini doğru yapmak. Öğrenciye burada hakaret edip küçümsemeden yapmak. Veya başında yapmak, bekleyip de değil mi böyle? Korkuluk gibi, bostan korkuluğu gibi. Onu da yapmamak. Ona tercih hakkı vermek. Bizim ülkemizde olmayan şey budur. Maalesef. Çocuğa tercihleri sunup... Alternatif sunamıyoruz. Alternatifleri sunup tercih etmek. Tercih yaptı. Yaptığı tercih yanlışsa bedelini kendisi ödemesini sağlamak. Yani öğrenmek böyle oluyor. Biz sadece nasihatle, nasihati anlamadığı yerde bu sefer sertlik, otoriter, bu da doğru değil. Şimdi özetlersem, zaman kısıtlı olduğu için söylüyorum. Çocuğumuzu keşfedelim, bu çok önemli. O keşfe göre iş, ödev, yükümlülük, sorumluluk verelim. Bu ikisi, bunu verirken aman lütfen istirham ediyorum, öneminden söylüyorum. Bir haftalık, bir aylık programlar yapmayalım. Misafiri gelecek, o gelecek, bu gelecek. Şimdi bana programlar geliyor. Saat saat yazmış. Çocuğa evde 4 saat iş yazmış. 3 saat ders yazmış. El insaf, bu çocuk 8 saat okulda ders görüyor. 3 saat de evde ders çalışırsa 11 saat. Sen bir insan olarak şimdi ben eve gidince iş beni de yoruyor. Kapasitesine göre çok önemli olduğu için söylüyorum. Üçüncü süreç, süreci düzgün takip etmek. Orada rehberlik etmek, hani onu balık tutmayı öğretmek işte. Tam orada dediğim nokta o. O balık tutmayı öğrensin. Biraz zorlan sayın velim, sayın seyircim. Bir hafta, iki hafta, üç hafta zorlan. Ama çocuk kendisi öğrensin. Son süreçte değerlendirme. Evet. Bir ay bu süreci yürüttük. İyi keşfettik. Aşamalı aşamalı ödev verdik. Süreci takip ettik. Ama not, lütfen ve lütfen yalvarıyorum diyebilirim. Sonuç odaklı, yani not odaklı değerlendirmeyelim. Onun üzerinden kaç aldık? Bu çok yanlıştır. Evet. Çok yanlıştır. Neyi değerlendirelim? Emek ve gayreti. Çabası, çabayı, değil mi? Evet. Çabayı yapmışsa sonuç olur. Belki çok... Hocam bunu geçen sefer de söylemiştin. Zaten budur. Doğruyu 10 kez de söyleseniz doğru olduğunu değiştirmiyor. Budur yani. Uygulamadıktan budur sonra. Budur yani, bu. Evet. Emin olun. İddialı söylüyorum, 700 öğrencide. Ben evde de bir veli olarak bunu yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Yanlış yapıyorsam düzeltiyorum, kendime de uyguluyorum. 700 velide de başarıyı bu şekilde kazanmış olduk. Çok şey değil, yine o Montessori ve peygamberi metot dediğimiz. Metotta kişiye göre iş verme, rehberlik etme. Kaderi biz yapamayız, zaman bitti ama bitiriyorum değerli abim. Kaderi biz yazamayız, eyvallah. Rabbimiz yazar. Rabbimiz oluşturur, biz rehberlik ederiz ve değerlendirme. Sizin de üzerinize çok değerli. Falancanın çocuğu o aldı, bu aldı, şu. Böyle değil. Nasıl yapacağız? Sonuç değil. Bir gün olmadıysa yarın olacaktır, emin olun. Eyvallah. Çünkü Rabbim bunun müjdesini veriyor. Bu konuyla ilgili bizden destek isteyen velilerimize destek sağlayabiliriz. Okul olarak da iddialıyız. Yeniden Diriliş Koleji öğrencilerini nota göre değil, emek ve gayretine göre değerlendirir. Emek varsa, o gün netice olmamışsa da biz o öğrencimizi takdir ederiz. Eyvallah. Başarılı buluruz, ödüllendiririz. Eyvallah. İnşallah verimli olmuşuzdur. İnşallah, Allah razı olsun. Bu zor bir süreç. Evet. Son sözümü şöyle bağlayayım. Anne baba olarak zor bir süreç. İstikrar istiyor, zaman istiyor. Ve bol bol dua etmek lazım.
ve süreçte aktif olmak lazım, katılmak evet. lazım. Katılınırsa her emeğin gayreti olacaktır inşallah. İnşallah. Rabbim hepimize kolaylıklar nasip etsin. İnşallah. Ederiz. Abdurrahman Demir Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine verdiğiniz bilgilerle bizi aydınlattınız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Efendim geldik bugünkü birlikteliğimizin de sonuna. Yeniden Diriliş Kolejleri Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Demir Hocamız bu önemli bilgileri verdi. Bir ambalaj ürünü, fabrikadan çıkan bir ürün gibi değil öğrenciler. Onların da kapasiteleri var, farklı tercihleri var. İnşallah bunları bir kez daha düşünelim. Bu konuda da 0553 125 2890 numaralı telefonu arayabilir veya WhatsApp hattından bu eğitim rehberliği danışma hattına siz de başvurabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Hayırla kalın. Yeniden Diriliş Kolejleri eğitim rehberini sundu.